Merhaba, bugün Bolu Takip Gazetesi olarak taksicilerin derdini dinledik. Bolu'da bir taksici olarak bir sıkıntınız var mı? Var tabii ki hız kasisleri. Çok fazla yapılmış olması hız kasislerinin. Yani her taraf hız kasisi oldu. Artık yani 10 saniyede, 20 saniyede yüze çıkabilen bir arabalar. Biz Afrika değiliz yani bu kadar hıza kasise ne gerek var? Valla bizim de maliyetlerimiz arttı. Yani biraz yükselmesi lazım ama ne kadar olacak onu bilmiyoruz şu anda. Yani bu belediye ve encümenden çıkacak kararla belirleniyor çünkü. Maliyetlerimiz yükseldi. Yani lastiğimiz yükseldi, tamir, yağ bakımları her şey yükseldi. Korsan taksiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Korsan taksi hakkında düşüncem şu, genelde durak sahipleri yapıyor. Yani arabası yetmediğinde 3-5 arabası var, 10 arabası var. Onun haricinde özel arabalarla tanıdığı müşterilere taksicilik yapıyor. İstanbul'da taksimetre indirimi 90 TL oldu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İstanbul için normal olabilir de bizim Bolu için yani şu anda indirimde 65 lira iyi, normal yani. Maliyetinizi karşılıyor mu? Şu anda kendini kurtarıyor diyelim. Siz bu durumdan memnunsunuz. Evet. Peki korsan taksiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Korsan taksiyi çok bilmiyorum ben ama bizim Bolu'da yani çok az miktarda olsa bile yani o da şahsi arabasıyla taşıyanlar olabilir. Yani korsan taksicilik yapanı da pek bir zannetmiyorum ben Bolu'da. Ya şükür Allah'a çok bir sıkıntımız yok. Memnunsunuz. Emekliyiz zaten işte ek iş olarak yapıyoruz bu işi. Ya memnunuz. Şu anki şartlara göre uygun normal. Gelen asgari ücretin yükselmesinden dolayı. Her şeye zam geliyor. Bolu'da ne kadar olmalı? Bolu'da da yani şu an 65 lira ama bir yani 80 lira olması lazım indibinde. Bir taksici olarak bir sıkıntınız var mı Bolu'da? Yok bir sıkıntım yok. Başka bir sıkıntımız yok yani. Şu anda biz de aynı fikirdeyiz. Bizim de zam gelmesini istiyoruz. İndibindinin İstanbul'a yakın olmasını istiyoruz. Maliyetlerimiz şu anda kurtarmıyor. Korsan taksiler var. Her ilde olduğu gibi Bolu'da da var.